AK Parti'de gündem Türkiye genelinde ikinci sırada tamamlanan 31 Mart seçimleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan ilk değerlendirme toplantısında oy kaybında emeklilerin beklentilerinin etkili olduğu dile getirildi. Ama tek etkenin ekonomi olmadığının da altı çizildi. Bakalım detayları. Biz de partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz. Oy kaybında tek etken ekonomi değil, çoklu sebepler var görüşü öne çıktı. İstifa ya da görevden alma gündeme gelmedi. Sonuçların nedenini araştırmak için komisyon kurulması önerildi. AK Parti, Türkiye genelinde ikinci sırada tamamladığı yerel seçim sonuçlarını analiz etmek için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu 6 kabine üyesi katıldı. Edinilen bilgiye göre kongre süreci istifa ya da görevden alma gündeme gelmedi. Oy kaybında emeklilerin beklentilerinin etkili olduğu dile getirildi ancak tek etkenin ekonomi olmadığının altı çizildi. Şehir ve bölgelere göre farklı sebepleri var denildi. Bakan Şimşek, memur kenti olan Ankara'yı örnek gösterdiği Ocak ayında %49,25'lik zam yapılmasına karşın başkentin kaybedildiğini belirttiği öğrenildi. Ekonomi politikalarında değişiklik olmayacağı mesajı veren Şimşek'in, emeklinin gelirini 3 kat artırdık ama önce enflasyonu düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak lazım. Birkaç ay sonra yıllık enflasyon %40'lar seviyesine düşecek değerlendirmesini yaptığı belirtildi. Toplantıda Seçim İşleri Başkanlığı ise teknik bir sunum yaptı. O sunuma göre 31 Mart seçimleri 2002'den bu yana katılım oranı en düşük 6. seçim. Geçersiz oyların ise en yüksek olduğu seçim olarak kayıtlara düştü. 2014'teki yerel seçimlerde geçersiz oyların oranı %3,99 iken bu oran 2019'da %4,05, 2024'te ise %4,58'e yükseldi. Sonuçlar bu veriler ışığında değerlendirilecek. Büyükşehir, ilçe, belediye meclisi oyları karşılaştırılacak. Örneğin AK Partili bir belediye başkanının kazandığı büyükşehirin ilçelerinde farklı bir parti kazanmışsa isim odaklı değerlendirme yapılacak. Sandığa gitmeyen 13,1 milyon seçmen mercek altına alınacak. AK Parti seçmeni mi, sandığa gitmeme sebepleri ne, bu sorulara yanıt aranacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, nerede yanlışımız var? Ben dahil dönüp kendimize bakacağız değerlendirmesinde bulunduğunu belirten kaynaklar, seçim sonuçlarının siyasi boyutunu değerlendirmek üzere bir komisyon kurulması önerisini de paylaştı. Toplantıların devam etmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde MKYK üyelerini de dinleyecek.